Başladı mı video? Ah, başlamış. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre, bugün sizlerle birlikte Sırtlaç'a başlıyoruz. Sırtlaç bu. Ulan Sırtlaç'ın neyini alın. Neyse. Yani her şeyi yaptık. Bir tek eğitmenlik kalmıştı. Şimdi onunla yapıyoruz. Bugün Sırtlaç'tan ne oyunu yapsak? Ne oyunu yapsak? Bu. Buldum. Evet, buldum. Sırtlaç'tan hesap makinesi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bizim hiçbir kuklaya ihtiyacımız yok. Size her şeyi tanıtacağım ben. Öncelikle şuradan dekolar bölümünden rastgele bir dekor edelim. Oo, bu güzelmiş. Şimdi 3 tane değişkene ihtiyacımız var. Bunun adını yeniden anladım. Bu saniye olacak. Dur. Pardon, yanlış dedim. Saniye. Bu birinci sayı olacak. Bir ikinci değişken. Evet. Mesela 1 ve 3 var. Birinci sayı 1, ikinci sayı 3. Onları ne yapacağız? Toplayacağız mı? Çıkaracağız mı? Böleceğiz mi? Onu buraya yazacağız. Sembol. Bir de özel sonuç lazım. Evet. 4 değişken oldu. Son. Evet. Şimdi öncelikle Değişkenlerimizin üstüne sağ tıklayıp buradan geniş görünüm diyelim. Böyle olsun. Bu hangisiydi lan? Ha, bu sonuçtu. Bunu en sona alalım. Şimdi birinci sayıyı tekrardan geniş görünüm alıp şu en başa koyalım. Sonra sembolü alalım. Geniş görünüm yapıp buraya koyalım. Ne? Koydum mu? Ha, tamam. Sonra ikinci sayıyı geniş görünüm yapıp şuraya koyduk. Yes. Yes, koyduk. Şimdi ben bu arada projenin ismini de yazılmış diyor. Hesap makinesi. Arkadaşlar, bu ilk başlayanlar için çok kolay bir oyun olacak. Zaten ben detaylı anlatacağım buraları. Yani kolay kolay anlarsınız. Hatta durun, dekorun üstüne de saat yazalım. Ay, saat değil, pardon ya. Benim aklım saatte kaldı. Hesap. Şimdi bunun rengini değiştirelim şuradan. Rengini siyah yapsak olur mu? Şöyle büyütelim, bir siyah yapıp. Şöyle. Duşunu al. Şurada mı alırdık? Lan nasıl yaptığımı da unuttum ya. Nasıl yaptığımı da unuttum. Ne oluyor? Dur, geri al, geri al, geri al. Hesap makinesini böyle yazdık. Şimdi tekrardan kod bölümüne gelelim. Şimdi gelelim kod kısmına. Öncelikle başlatmak için ne yapıyoruz? Bayrağı tıklandığında koymamız gerekiyor buraya. Şimdi bayrağı tıklandığında sürekli tekrar edeceğiz. Sürekli tekrarla. Ve ne diyeceğiz? Eğer ise diyeceğiz. Ama eğer senin içine ne koyacağız? Dur, eğer ise demeyeceğiz, pardon. Öncelikle şey diyeceğiz. Hatta sürekli tekrar da koymayacağız. Buraya sürekli tekrarlayıp koymayacak. Buraya şey koyarız. Birinci sayıyı cevap yap. Buradaki cevap ne cevap? Bir dakika, alayım, göstereceğim.
Neyse, devamına gelelim. Buradaki cevap birinci sayı nedir diye sordu ya. Altta birinci sayı mesela 10 ya. Burada birinci sayı değişkenini 10 yapacak. O şekilde. Koyalım şunu. Şu da bu arada soyu yapmıştık, sayı değil. Birinci sayı nedir? Güzel. Birinci sayıyı cevap yap dedi. Şimdi bir şey daha soracağız biz, değil mi? Sembol soracağız. Yazalım buraya. Arkadaşlar burada hani bunu kullanan adam sembol nedir olduğunu anlamayabilir. O yüzden buraya ben diyeceğiz yine. Buradan sembolü cevap yap diyeceğiz. Neden? Çünkü biz buraya mesela artı yazdık. Ne oldu? Yorumu bir dakika. Geri alalım şunu. Yoruma basmışız yanlışlıkla şunu. Tekrardan cevabı alacağız buradan. Ve sembolü cevap yap diyeceğiz. Sembol nedir sorusuna söylenen cevabı biz sembol değişkenine atacağız. Sonra biz şuradan kopyalayayım direkt. Yeniden almaya gerek yok. Şu alt şuraya koy. Şimdi ikinci sayı nedir? Nedir? Bu koymuşum. Sayı nedir? Ve bekle. İkinci sayıyı cevap yap. Sürekli tekrarlayı şimdi kullanmayacağız. Şimdi şey yapacağız. Şimdi sonuç değişken. Buradan yine yapı kullanacağız. Ne yapacak? Sonuç değişkenini buradan operatörler bölümünden eğrise koyacağız. Evet, eğrise koyacağız. Eğer ise koyuyoruz. Sonra buradan eşittir operatörünü alıyoruz. Ne eşittir olacak? Eğer sonuç değil. Eğer sembol eşittir artı ise, artı nerede? Sembol eşittir artı ise ne diyeceğiz? Sonuç değişkenini koyalım. Sonuç değişkenini sonuç değişkenini artı operatörünü alıp birinci sayı eksi değil ya. Bir dakika, eksiye almışız. Tamam. Sonucu birinci sayı artı sembol değil, ikinci sayı ya. İkinci sayı yap diyeceğiz. Şimdi ne olacak? Mesela birinci sayı 1, ikinci sayı da 1, sembol artı 1 artı 1'i toplayacak burada. Sonra onun sonucu 1 ya. Sonucu 1, 2 ya. Sonucu 2 ya. Görünmesin ona. Şimdi bunu yani yine aynı mantık, sadece artı yerine eksi koyuyor. Sembol eğer eksi ise sonucu
birinci sayı eksi ikinci sayı yap. Sonra ben bu ikisini de kopyasını çıkartıyorum. Çarpma ve bölme olduğu için bir de. Buraya koyuyorum. Öncelikle şunları yazayım. İkisini koysam. Şunu koyuyorum. Çarpma işaretini. Sembol bölüm. Burası zaten biliyorsunuz ne yaptığını. Çarpmayı alıyoruz. Dur lan. Evet. Birinci sayı çarpı ikinci sayı yap. Bunu siliyoruz. Bir dakika silemedim. Bunu siliyoruz. Evet, sonra bölme işaretini alıyoruz. Bölmede slash kullanmış yalan. Her neyse. Alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Şimdi birinci sayı değişkenini başa koyuyoruz da olmuyor. Şöyle al. Heh. Tamam, birinci sayıyı buraya. İkinci sayı buraya koy ve bunu şuraya koy. Şu eksiği de silebiliriz artık. Evet, şimdi arkadaşlar hesap makinesi hazır. Bir deneyelim. Birinci sayı nedir diye çalışıyorum size. Birinci sayı 2 diyelim. Enter. Sembol nedir? Artı eksi V yapmışız. Vesaire yapmışız. Onu düzelteyim şimdi. Sembol artı olsun. Eşittir. İkinci sayı nedir diyor. İkinci sayı da 2 olsun. Bakın şimdi. 4. Bu gördünüz mü? Şimdi şurada sembolü düzeltelim. Güzel. Ne oldu? Neyse. Güzel. Bir dakika. Şunu düzeltelim. Şunu düzeltelim de. Sönmezler oluyor. Ah, biraz fazla mı yakınlaştırdım? İşin ıncıyla fazla yakınlaştırmışım. Vesaire. Tamam, şimdi tekrardan eksiği alabiliriz. Biraz şey yapalım. Küçültelim. Şimdi bitti, evet. Bitti ama biz mesela tekrar kullandık ya bu programı. Bitince çıkıp tekrardan mı gireceğiz? Bunu bir uygulamaya dönüştüğümüzü varsayıyorum. Ve tekrardan mı gireceğiz? Tabii ki de hayır. Onun için de bir tane kukla oluşturmamız gerekiyor. Şöyle şu kukla seçten bir tane düğme seçelim. Düğme vardı şurada. Şu düğmeyi seçelim mesela. Seç ya şimdi. O düğmenin kostümlerine geliyoruz. Şunu silebiliriz. Şimdi. Bunu birazcık daha şekil yapmamızı ister misiniz? Ha, ben isterim, o yüzden soruyorum. Söylüyorum. Şimdi nereye gitti lan? Şimdi bu iki renk yerine geliyoruz. Ya. İki renk yerine geldik ya. Renklerden birini mesela yeşil yapıyorum ben. Mavi oldu. Şimdi diğerini de yeşil yapacağım. Yeşil. Şimdi bu böyle oldu ya. Şuradan. Bunun içini bununla dolduruyorum. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Şimdi yazıya... Buraya ne yazıyorum?
sonra şuradan rengini de ayarlayayım. Şuradan beyaz yapalım. Koyduk ya buraya. Şimdi bunun tek bir görevi var mı? Şöyle şu en kenara koyalım. Hatta ortaya koyalım şunu. Bunun tek bir görevi var. Bu kukluya tıklandığında bu kukluya yani bu kukluya tıklandı demek biz bu tuşun üstüne tıkladığımızda bunun altındaki kod dizisini çalıştıracak demek. Bu kukluya tıklandığında bir haber salsın. Ne haber salsın? Bir dakika. Şunu koyalım. Lan. Yeni haberden. Delta haberini saldı ya. İşte buradaki orada delta haberini aldığında burada yaptığının aynısını yapsam bu kadar. Buradan çoğaltalım. Şöyle birazcık şey. Aldım mı? Şurada bir tane kaldı gibi. Evet bir tane kaldı onu alayım. Evet şunu aldım. Şuraya koydum. Tamam şimdi en alttaki şeyi alacağım. Haberini aldım da yazdım. Delta haberini aldığında baştan başlatacak ya. İşte biz de aynı kodları delta haberini aldığında altına da koyuyoruz. Bu kadar basit. Ah şimdi bitti bakın. Full ekran yapıp oynayalım bir. Birinci İkinci 36. Şimdi delete basıyorum tekrardan. Birinci sayıya 3 yazıyorum. İkinci sayı. Sembole artı yazıyorum. Ya da eksi yazayım bir dakika. Hiç kullanmadık. İkinci sayıya 2 yazıyorum. Bakın eşittir bir. Delete'ye basıyorum. Şimdi birinci sayıyı sormuyor. Ha. Bir dakika. Burada bir sıkıntı var şimdi. Şöyle. Yakınlaştırsak biraz olmaz mı? Bir bakalım. Sembol nedir? Birinci sayıyı cevaplıyor. Biz şeye koymamışız. Tekrardan şey koyarım. Soru sorma bloğunu alıyorum. Bu kodun en üstüne koyuyorum soru sorma bloğunu ve içine şey yazıyorum. Bir dakika. İçine birinci sayı nedir yazıyorum. Birinci sayı nedir diye yazıyorum. Şimdi full ekran yaptım tekrardan oynuyorum. Evet birinci sayı nedir? Birinci sayı 6. Sembol öncekini kaç yapmıştık? 6. 6 bölü 2 mesela 3. 6 bölü 2 3. Evet doğru bilmişim. Sonra delete'ye basıyorum. Bakın birinci sayı ne diye soruyor. 1 yapıyorum. İkinci sayı ne diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 oluyor. Şimdi kaydedelim bunu.
Proje kaydedildi. Güzel. Evet, bu kadardı aslında. Bitti. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımda sunduğum içerikleri seviyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bu arada daha çok streç videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara streç yazın. Anlayayım. Yeni oyunlarda bulurum. Şimdi bye. Bye.